çok şaşırmaya devam ediyoruz. Bizi bir yanıyla şaşırtan ama bir yanıyla da ne yazık ki şaşırtmayan bir sürecin devamı bu. Önce şunu söyleyeyim, öyle devasa bir suçlama ki halkı kine ve nefrete yönlendiren çalışmalar diye niteleyen bir savcılığın ifade çağrısı. Bakın, bir ülkede, bir ülkenin ekonomik refahı ve huzuru demokrasideki gelişmişliğiyle çok paraleldir. Yani şu atılan adımlara bakıyorum. Yani Feshane'de açılan bir sergi üzerinden, yani adalet adına bir savcının yazdığı çağrıya bakıyorum. Utanç verici. Utanç verici. Yani siz bütün dünyaya diyorsunuz ki ülkeden, arkadaş bizde demokrasi memokrasi yok. Hele sanata da bir saygı yok. Vesaire. Yani böyle bir ortamı yaratıyorsunuz ki kimse bu ülkeye gelmesin. Buradan bugün hükümetin içindeki aklı başında insanları, yani ama ekonomiyle ilgili ama başka hususlarla ilgili aklı başında insanları göreve davet ediyorum. Yani ülkemize, milletimize bu denli kalıcı zarar vermeye hazır, tetikte bekleyen kötü insanlara tedbir alsınlar. Bu ister adalette, ister başka noktalarda, yahu devleti, millete ait bir yeşil alan üzerinde kaçak bir bina yapıp bu kaçak binanın yıkımını yapacak olan devletin kurumuna karşı oraya çevik kuvveti dizen akıl aynı akıl işte. Bunlar aynı akıl. Oradaki kaçak bina, bir de kalkıyorsunuz, devletin bütün kademelerini harekete geçiriyorsunuz. Oraya acil kamulaştırma kararı çıkartıyorsunuz. Yahu niyetiniz başka bir şeyse azıcık şeffaf olun. Hani azıcık cesur olun, azıcık delikanlı olun derler mahalle diliyle, yani öyle ifade edeyim. Çok garip bir durum. Seçime gittikçe, yürüdükçe, zaman azaldıkça bu işler artıyor. Bir demokrasi sürecinin işletilmesi hususundaki bu tür kötü manzaraları, kötü süreçleri sonlandırın. Gelin bu ülkede farklı bir dönemi gerçekten yaşatın insanlara. Üzüntüyle karşıladığımı ifade edeyim. Tam bir demokrasi adına kepazelik yani. Bir dünya çapında bir restorasyon ve dünya çapında özenle insanların ziyaret ettiği, gördüğü, birçok büyükelçinin, başkonsolosun gelip ziyaret ettiği, yüz binlerce insanın meydanında, avlusunda etkinliklere katıldığı, çocuklardan gençlere, kadınlardan erkeklerine varıncaya kadar bir yere bu tür suçlama, yazık, yazık. Bu ülkenin ekonomisi adına saldırı yapanlar, önemli değil, onlar 3-5 insan. Ama bir ülkede, yani bir ülkede demokrasiyi, özgürlüğü bu kadar ayaklar altına alacak hamlelere, bu ülkenin ekonomisini biraz düşünen hükümet içerisinde, bu ülkenin gelişmişliğini biraz düşünen hükümet içinde birileri varsa çıksın buna set kursun, önlesin. Ülkemiz zarar görüyor. Ülkemiz zarar görüyor. Ben bir kısım medyada, bir kısım ortamlarda o medyaların bir işaretle nasıl susturulduğunu da ben biliyorum. Yani şu canım güzel günlerde kızlarımızın bize yaşattığı o gururlu günlerde kızlarımızın da aynı ölçüde, aynı ölçekte, aynı seviyede tartışılma konularını da gördükçe üzülüyorum, utanç verici buluyorum, ayıptır. O gururu bize yaşatan kızlarımızı da, voleybolcularımızı da bu vesileyle gerçekten gururla takip ettiğimizi ve onlara buradan teşekkürlerimi, bayrağımızı Avrupa'nın gönderine ilk defa bir takım sporunda taşıyıp bize İstiklal Marşı'mızı bir takım sporunda Avrupa'da okutmalarına vesile oldukları için de yürekten teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Tamam.